Merhabalar, hayırlı olsun yeni dizi. Teşekkür ederiz, çok mersi. Kamil Hanım, sizden başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir proje geliyor? Çok heyecanlıyız. Yani sen de heyecanlısın. Yani, çok heyecanlıyız. Yani çok mutluyuz. İnşallah herkes evde çok sevecek. Çünkü biz bayağı eğleniyoruz yani çekimde. İnşallah insanlar severler. Severler. Hikayeyi anlatmak ister misiniz peki? Nasıl bir proje? Çok nasıl girme Kamil Hanım. Çok güzel bir project. Yani hikayesi, yani bir güçlü bir anneye çok şeyler yaşayacak. Ve sonra çok iyi bir adam tanışıyor yolda. Ya o kadar anlatacağım yani. Çok anlatmak istemiyorum. Siz anlatabilirsiniz. Senaryoyu ben size şöyle, ne kadar iyi olduğunu anlamamız için Kamile'yi de desteklemiş olayım, yardımcı olayım. Evet. Ben 4 sezon işim bittikten sonra biraz dinlenmeyi düşünüyordum. Hemen 1,5 ay, 2 ay sonra menajerim Ebru Hanım aradığında senaryoyu göndereyim dedi, sen bir bak dedi, ondan sonra konuşalım dedi de ben daha birinci bölümü bitirmeden kapattım. Çok, hemen dedim görüşmeye ne olur gidelim dedim çünkü çok heyecanlandırdı beni senaryo. Tebrik ederim. Çok güzeldi. Bir daha girdin değil mi? Harikaydı. Onu kullanırsın. Seninki de güzel, lütfen. Kadir Bey, iki denememizde de bir sonuç alamadık. Çünkü anlatmıyorlar senaryoyu, çok güzel oldu. Abi yapımcı yanlarında, yani hikaye şöyle, iki kültürün bir araya gelişini anlatıyoruz aslında. Şimdi Türk dizilerinin yurt dışındaki, dünyadaki başarısı belli. Bunun temelinde yatan şey bizim coğrafyamıza atfedilen güç ve her ne kadar sorun olursa olsun bunun bir çözümü vardır fikrini oluşturmak. İşte Camilla her ne kadar sorun olursa olsun onun bir çözümü vardır fikri. O da çok güzel bir kültürü yaşatıyor. Can zaten rüştünü ispatlamış birisi. Ben biraz çevireyim konuyu. Teşekkür ederim. Can zaten rüştünü ispatlamış birisi. Camilla da Türk dizi sektörüne ve sinema sektörüne yeni bir star diyeyim. Çok yetenekli her ikisi de. Ve bizim konumuz aslında neredeyse dağılmak üzere olan bir ailenin tekrar bir araya gelmek için dışarıdan gelen iki yabancının ortak kültürel hikayesini anlatıyor. Alzheimer olmak üzere olan bir baba ve çok güvendiği bir oğlu var. Benim konuk oyuncu olduğum bir hikaye. Ama benim konuk oyunculuğum bir süre gidiyor. Sonra ikisinin hikayesi başlıyor. Yani bizim Türk kültüründe her ne kadar büyük sorunlarınız olursa olsun bunun bir çözümü vardır, fikri hep vardır. O kültürü hep her türlü senaryoda görürüz. Ve bizim hedeflediğimiz şey de bu dünyada. O yüzden ikisinin bir araya geliş biçimi, oyunculukları, hikayenin gücü bizi çok ümitlendirdi. Bakalım devamını izleyicinin zevkine bırakıyoruz. Sizin canlandıracağınız karakter nasıl biri peki? Sakin. Ya da şöyle değişti. Kılımlı, mülayim. Onunla beraber yaklaşık bir 20 yıl önce bir hayatı olmuş, çocukları olmuş, aileden küsmüşler, beraber Türkiye'yi terk etmişler. Çocuklar olup tekrar aileye geliyorlar. Eşini canlandırıyorum. Ama işte çok da sır vermek gerekiyor ya. Is it true or not? If I give them all situations, what we can ya do later? Olmaz, olmaz. İzlemesi gerekiyor. Bir bölümden sonra eminim herkes çok sevecek. Anlatamıyoruz ben. O kodlarla çekilmiş ama hiç günlük dizi gibi değil. Kalitesi, gerçekten, oyuncu kadrosu. Bak sana ne diyorum. Gerçekten bir star doğuyor burada. O zaten rüştünü ispatlamış bir adam. Hikaye de öyle. Günlük dizi kodlarıyla çekilmiş. Ne demek günlük dizi? Çok hızlı. Hikayesi çok akıcı. İzleyici de her gün yer bulabilecek bir hikaye. Ama kalite olarak Türkiye'de kıyaslanabilecek haftalık diziler var. Kıyaslanabilecek kadar kaliteli bir iş. Ve biz yapımcılığını yaptığımız için çok memnunuz bu iş. Gerçekten. Yapımcı tarafındasınız aynı zamanda. Tabii ki yapımcılığını yapıyoruz. Tolga. Şöyle söyleyeyim. Leyli Fer dizisi, bu iki güzel insanın başrolünü oynadığı ve bizi ihya ettikleri bu dizinin yapımcılığını Alim Yapım yapıyor. Ve ümit ediyorum yakında da izleyiciyle buluşacak. Onun kutlamasını yapıyoruz. Bugün ilk bölüm izlemesi var hep beraber. Hayırlısı olsun diyelim. Peki set ortamı nasıl? Nerede çekiliyor? 3-4 tane şirketinden memnun muyuz? Ben gideyim de. Yok, samimi söylüyorum, bu çok klişe olacak ama hakikaten. Yanında konuşamıyorsanız biraz kırılır. Hayır. Gerçekten setin ilk günü de prodüksiyonla arkadaşlarına şunu söyledim. Sanki yıllardır bu yapımla çalışıyormuşuz gibi. Arkadaşlık inanılmaz. Camilla için de bir parantez açmak istiyorum. Hayatımda tanıdığım en egosuz, en kompleksiz, en mütevazi, çok yetenekli, pırlanta gibi bir kalbi var. Gerçekten öyle. Çok seviyorum onu. İyi bir oyuncu partner kazanmaktan ziyade iyi bir dost kazandım. Dostlar kazandım. Birçok arkadaşımız aile havası yaşatıyor hepimize.
Çok keyifli gidiyor, güzel gidiyor. İnşallah biz de ilk defa bu akşam seyredeceğiz. Göreceğiz. Bakalım neler olacak. Bakalım neler olacak. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Biz de sağ olun. Detay alacağım. Detay ne detayı? Şöyle ki ışık desteğini kaybetmeden sıkıtıyor. Işığı kapatmadan bir fotoğraf alacağım. Deminkiler çok karanlıktı. Detay yayınlanacak. Direkt böyle sorunca bir biz onu montaj etmiştik. Şimdi biz Türkiye'de yapılmayan bir şey yapmaya gayret gösteriyoruz. Benim meşrebim şöyle. Daha önce gidilmiş bir yolsa o gidilmiş yolun deneyimlerini edin ama kendi yolunu aç. Biz bu insanların yeteneğine güvenerek, senaristlerin yazdığı kaleme güvenerek, benim arka planda oluşturduğum yönetim ekibine güvenerek direkt yurt dışını tasarladık aslında. Burada bazı haberler çıktı, şu kanala verildi, bu kanala verildi ama hepimizin hayatında bir sürü haberler çıkıyor. Gerçeği yansıtmadı. Biz ilk günden beri bu işi, çünkü Türk dizileri özellikle Güney Amerika'da ve Orta Doğu'da inanılmaz beğeniliyor. Onun beğenisinin sebebini çok merak ettik. Beğenisi ne biliyor musunuz? Bu kadar derdin, tasanın içine girip her zaman bir çözüm olduğu fikrini inanılmaz beğeniyorlar. Bir de bu kadar doğudan bakınca ya bunlar acaba nasıl insanlar? Batıya mı aitler, bize mi aitler ama çok medeni duruyorlar. Ben bunlara bir bakayım fikri var. Batıda da bunlar inançlı insanlar ama diğer inançlara benzemiyorlar. Bu Türkiye coğrafyası bambaşkaymış fikri var. Hem medeniyet, hem medeni olduğu halde inancını dört dörtlük yaşatan ve her türlü sorunla karşılaştığında bunun bir çözümü olduğu fikrini veren figürü seviyorlar dünyada, izlemeyi seviyorlar. Çünkü büyük ihtimalle kendi ülkelerinde o kadar sıkışmışlar ki, kendi ülkelerinde o kadar çözümsüzler ki, bizim Türk oyuncularının, Türk kültürünün ve senaristlerinin yazdığı bu güzel hikayeleri hayata geçirmelerine bir ümitle bakıyorlar. Bizim Türkiye dışındaki başarımızın temelinde bizim Türk kültürünün her türlü soruna çözüm olduğu fikri var. Bunu böyle kimse anlatamaz. Ne izleyici anlatabilir, ne çeken anlatabilir, ne oynayan anlatabilir. Biz bu fikri tartıştık, bu fikre karar verdik ve bu fikri yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk dizilerinin dünyadaki başarısının temeli güçlü, medeni, inançlı ve her ne sorun olursa olsun mutlaka bir çözümü vardır mesajını veriyor olması. Bu kadar başarılı olmasının temelinde, çünkü 140 dakika, 130 dakika dizi çekiyorsunuz 6 günde. Ya Hollywood'da bir tane projeyi çekiyorlar 6 ayda. Yani kimse anlatamaz. Burada muazzam bir başarı var. Bu insanların başarısını da ayrıca anlatmak isterim tekrar. Çok güzel çift oldular ve yaratılan o karakteri çok güzel ortaya çıkarttılar. Bu cilayla, bu güzellikle göndereceğiz yurt dışına. Ümit ediyorum başarılı olacak. Hedefimiz bu. İnşallah başarılı olur ve güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun.